Merhaba arkadaşlar, beyin takımı yayınlarının Türkiye geneli denemesine devam ediyoruz. 11. soru, aşağıda koordinat düzlemi üzerinde bulunan 3 nokta için bilgiler verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Arkadaşlar ilk bilgiye baktığımızda A noktası Y ekseni üzerindedir. Y ekseni üzerinde olması demek x'in x eksenindeki noktası 0'dır demek. Peki o zaman buradan 3x eksi 9 0 ise 9'u yan tarafa attığımızda evet ve de 3'e böldüğümüzde x'i 3 olarak buluruz. Buradan a noktasını ne deriz arkadaşlar? x eksenin üzerinde 0. x yerine de 3 verdiğimizde 4 kere 3 12 8 daha arkadaşlar 20 olacaktır. a noktası Gördüğünüz gibi 0'a 20'dir. Şimdi B'ye bakalım. B noktası x ekseni üzerindedir. x ekseni üzerinde ise bu sefer de y eksenindeki arkadaşlar noktası 0'dır diyoruz. Peki buradan da şöyle diyelim. 3y artı 6 0 ise 3y eksi 6 çıkar. Y'de 3'e böldüğümüzde eksi 2 çıkacaktır arkadaşlar. Peki y eksi 2 ise şurada yerine yazdığımızda eksi 2 olarak eksi 4 eksi 2 daha eksi 6 olur. B noktası da eksi 6'ya 0 olacaktır. C'ye bakalım. C noktası orijin üzerindedir. Orijin demek arkadaşlar x de y de 0 demektir. Yani buradan 2a artı 6 0'dır. 2A 6'yı attığımızda eksi 6 A'da arkadaşlar eksi 3 çıkar. Peki o zaman Y ekseninde de görüntüsü 0'dır. 3B eksi 3 de 0'dır. 3B 3 attığımızda 3 ise B de 1 çıkar arkadaşlar. Peki yani C noktası da şöyle 0'a 0 diyebiliriz. Bütün x, y, a ve b verilmeyen değerleri bulduk. Şimdi şıklara bakalım. A şıkkı diyor ki d noktası birinci bölgededir. D noktasını bir bulalım. Ne diyor? x çarpı y diyor d noktası. x çarpı y. x'i 3 bulduk. y'yi eksi 2 bulduk. Evet. x artı y diyor. y noktası da. x 3'müş. y de eksi 2'ymiş. 3 eksi 2'den. D noktasını arkadaşlar 3 kere eksi 2 eksi 6 demektir. 3'ten 2 çıktı 1. D noktası eksi 6'ya 1'miş. Bu şimdi kaçıncı bölgededir? Onu bulalım. Şöyle koordinat düzlemimizi bir gösterelim arkadaşlar. Şimdi eksi 6'ya 1. Eksi 6 şurası. Bir de şurası olsun. D noktası. Arkadaşlar bölgeler nasıl bulunuyordu? Bölgeler şu şekilde bulunuyordu. Şurası birinci bölge. Saatin tersi yönü arkadaşlar gidiyordu. Şurası ikinci Şurası ikinci bölge üçüncü bölge ve dördüncü bölge şeklinde yazıyorduk. Gördüğünüz gibi D noktası kaçıncı bölgededir? İkinci bölgededir. Birinci diyerek hata yapmıştır. B şıkkına bakalım. E noktası ikinci bölgededir diyor. E noktasına bakalım. B eksi A diyor. B eksi A. B'yi bulduk? 1. A'yı da eksi 3 bulduk. Eksi ile eksi artı olur. Peki A eksi B diyor. A eksi 3 eksi 1. Buradan da E'yi arkadaşlar 4'e eksi 4 bulduk. E noktasını da. Peki buradan da arkadaşlar kaçıncı bölge oluyor burası da? 4'e e, e eksi 4. Bakın 4'e eksi 4. Gördüğünüz gibi B noktası da pardon E noktası da burası oluyor. Kaçıncı bölgededir arkadaşlar? Dördüncü bölgededir. İkinci bölge diyerek hata yapmıştır. B şıkkını da eledik. Gelelim C şıkkına. F noktası y ekseni üzerindedir diyor. F noktasına bir bakalım arkadaşlar. Ee, x eksi a. X'i ne bulduk? 3 bulduk. A'yı da x 3 bulduk. Eksi ile eksi artı olacaktır. Ee, y eksi b diyor. Y neydi? Eksi 2. B de arkadaşlar 1 de eksi b eksi 1 olur. O zaman F noktası da 6'ya eksi 3'tür. 6'ya eksi 3, eksi 3, x 6 arkadaşlar şurada olsun. Eksi 3 de şurada olsun. Şöyle gördüğünüz gibi F arkadaşlar noktası da 4. bölgede oluyor. Y ekseni üzerindedir diyor. Hayır y ekseni üzerinde değildir. Peki D bakalım. G noktası x çarpı y 3 çarpı eksi 2 eksi 2. A çarpı B'ymiş. Eksi 3'e 1. Bu da ne demektir arkadaşlar? Eksi 6'ya eksi 3 demektir. Eksi 6'ya eksi 3 bakın. Eksi 6 şurada. Eksi 3 de şurada olsun. Bu G noktamızda 3. bölgede oluyor gördüğünüz gibi. Evet demek ki D de şıkkı doğrudur diyoruz. Gelelim 12. soruya. Yukarıda dikdörtgen zemine sahip boş bir odayı süpüren robot süpürge görülmektedir. Robot süpürge dik dairesel silindir şeklinde olup taban yarıçapı çapı x artı bir birimdir. Bu süpürge ile odanın süpürülebilecek tüm alanları süpürüldüğüne göre robot süpürge ile süpürülemeyecek olan bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir? Pi'yi 3 alınız diyor. Arkadaşlar şimdi robot süpürge daire şeklinde olduğu için şu köşelere giremez. Doğru mu? Ben odamın zeminini dikdörtgen şeklindeki zeminini şu aşağıya çizdiğimde daha iyi görebilmeniz için bakın süpürge şu köşeye giremiyor Şöyle Bundan 4 tane köşe olduğu için değil mi? 4 tane Durum var Şöyle Göstereyim dördünü de Evet Şimdi şuradan bakın şu alana giremeyecek burayı süpüremeyecek Peki ben bu alanı nasıl bulurum? Bu dairenin yarı çapı X artı 1 yarı çap şöyle Şurası X artı 1 Şurası X artı 1 gördüğünüz gibi burada bir Kare oluştu arkadaşlar Karenin alanından Karenin Alanından ben Şurada çeyrek Dairenin alanını çıkartırsam Dairenin Alan ama çeyrek olduğu için bölü 4 diyorum. Alanını çıkartırsam bana neyi verecek arkadaşlar? Taralı alanı verecek. Tamam mı? Şu köşeye giremiyor. Bu köşeyi nasıl bulurum? Bu karenin burada oluşan karenin alanından şuradaki daire diliminin alanını çıkartırsam taralı alan bana verilecektir. Oradaki daire dilimi Dairenin dörtte biridir. Gördünüz mü arkadaşlar? Tamam. Şimdi yapalım. Karenin alanı nedir? Bir kenarı x artı bir, x artı birin karesidir. Dairenin alanı nedir? Pi r kare bölü dörtten. R'nin e, karesi de x artı bir diye alacağız. Şöyle diyelim. X artı birin karesidir r'de arkadaşlar. Şöyle hatta pire kare diye gösterelim. Peki bu bana taralı alanı verecek. Şimdi şurada bakın şöyle pi de 3 alın diyor. Bir düzenleyelim orayı. x artı 1'in karesi eksi 3 çarpı x artı 1'in karesi bölü 4. Paydalarını eşitlediğimde şurada 4 tane x artı 1'in karesi var. Şurada da 3 tane x artı 1'in karesi var. Ortak payda da yazıyorum. 4 elmadan 3 elma çıktı gibi düşündüğünüzde burada ne kalır arkadaşlar? 1 tane elma yani 1 tane x artı 1'in karesi kalır. Oldu mu? Peki bu taralı alanmış. Ama ben şu anda bir tanesinin kini buldum. Bundan kaç tane var arkadaşlar? 4 tane var. O zaman ben bu ifadeyi 4 ile çarparsam hepsinin kini bulmuş olurum. Oldu mu? Peki dörtler sadeleştiğinde ortaya ne kaldı? Ortada sadece x artı 1'in karesi kaldı. Yani şu dört tane taralı alan x artı 1'in karesiymiş. Cevap B şıkkıdır diyoruz. Gelelim şimdi diğer sorumuza. 13. soru. Yukarıda şekil, yukarıdaki şekil birbirine özdeş kareler ile oluşturulmuştur. Oluşan şeklin dış çevresinin uzunluğu e, kök 1352 birimdir. Özdeş olan bu karelerin tamamı üst üste gelmeden birleştirilerek oluşturulabilecek en küçük alanla geometrik şeklin alanı kaç birim karedir diyor. Şimdi arkadaşlar bir bakalım. Biz bu e, ne diyor? Dış çevresinin uzunluğu diyor. Peki, şöyle diyelim bir kenarına a dediğimizde burada kaç tane a var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane a. Şöyle. Peki şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane A var. Çevresiymiş. Çevre neydi arkadaşlar? Çevre 2 çarpı kısa kenar artı uzun kenardı. 2 tane kısa kenar, 2 tane de uzun kenar olduğu için. Peki bu neymiş? 1352'ymiş kök. Biz bunu bir kök dışına çıkartalım. Ne yapalım? 2'ye bölerek gidelim arkadaşlar. 6 kere 12 15'te 7 kere 12'de 6. Burası 676 oluyor. 2'ye böl. 3 7'de 3 16'da 338 oluyor. 2'ye böl. 1 13'te 6 18'de 169 oluyor. 169 da 13'ün karesi olduğunu arkadaşlar öğrenin. Peki Şimdi burada bakın iki tane 2 var. Bir tanesi dışarı çıkacak. Hepsi kök içinde olduğu için. Peki 2 tane 13 var. Bir tanesi dışarı çıkıyor. Kök dışına 13 olarak çıkıyor. Çıkamayan arkadaşlar 2 bu kök içinde kalıyor. Peki 2 çarpı kısa kenarı neydi bunun? 6 aydı. 6a uzun kenarı da 7a. Burası ne oldu arkadaşlar? 13 A oldu. Peki şimdi bakın 2 çarpı 13, 2 çarpı 13. Bunlar sadeleştiğinde A'nın kök 2 santimetre miydi arkadaşlar? Birimdir diyor. Kök 2 birim olduğunu görebiliyoruz şuradan. Peki şimdi bu karelerin tamamı üst üste gelmeden birleştirilerek üst üste gelmeyecekse arkadaşlar en küçük alanlı geometrik şeklin alanı kaç birim karedir? Şimdi bu kareleri ben alanlarını bir hesaplayayım hepsinin. Bir tane bir kenarı kök 2 ise bir tanesinin alanı 2'dir. Kaç tane arkadaşlar burada kare görüyorum? Bakın 7 tane şurada, 7 tane şurada, 14. 14 de şurada, 28. 4 tane de şurada, 32. 4 tane de burada arkadaşlar, 36. 36 tane kare var. E ve bir tanesinin alanı da 2. O zaman 36 çarpı 2'den 72'dir arkadaşlar. Bunların alanları hepsinin alanı 72'dir. Peki bunlar üst üste de konulmayacaksa alan değişir mi arkadaşlar? Alan değişmez. İster şöyle dikdörtgen oluştursun, ister şöyle kare oluştursun, alanı değişmeyecektir. 72 olarak kalacaktır. Cevap C şıkkıdır. Gelelim 14. sorumuza. Güler yüz sitesinin dikdörtgen şeklindeki bahçesinin kroküsü yukarıda verilmiştir. Bu alana her birinin kenar uzunluğu 3 kök 2 metre olan kare şeklinde hobi bahçeleri yapılmak isteniyor. Buna göre en fazla kaç aileye hobi bahçesi yapılabilir diyor. Arkadaşlar şimdi burada Bakın bu bahçenin kısa kenarı 14 kök 2 uzun kenarı da 50 metre. Şimdi buradan 3 kök 2 metrelik kare şeklinde bir hobi bahçesi oluşturulmak isteniyor. Bu 14 kök 2 metrelik uzunluğa sahip olan yeri ne kadar kare girebilir ona bakalım. Bakalım 14 kök 2 bölü 3 kök 2'den kaç oluyor arkadaşlar 14 bölü 3 oluyor. Bu da kaç kere oluyor? 5 olsa 15 olur. 4 kere 12, 20'de de 6 diye gidiyor arkadaşlar. Peki, şimdi 4,6 tane kare şeklinde bahçe olamaz değil mi? Ben buna kısaca 4 tane desem en fazla 4 tane girer diyebilir miyim? 5 olamadı çünkü 4,6. En fazla şurada 4 tane arkadaşlar bahçe olur. Peki. Şu bir sırada buraya dikkat. Şuraya bakalım. Şu bir sırada bakın 50 metrelik yere de kaç tane girer? Onu da bulalım. 50 bölü 3 kök 2'den. Bu da e, ne yapalım arkadaşlar? Kök 2 ile eşleni ile çarpalım. Kök 2'den kurtaralım. 50 kök 2 bölü 3 çarpı 2 olur. 6 yani. Şöyle ne olur? 25 kök 2 bölü 3 olur. Arkadaşlar buradan da kök 2'yi isterseniz 1,4 diye alın. Şurayı mı? E, tamam öyle yapalım. 25 çarpı 1,4. Bu da kaç oluyor arkadaşlar? Şuraya çarptığımızda 4 kere 5, 20, 2, 8, 10, 5, 2, 0, 5, 3. Peki 35 oluyor. E, 35 diyelim. Burası 35 bölü 3. Bu da ne demektir? 1 kere 3, 3, 5 de de 1 kere 20 de de 6 kere 11,6 oluyor arkadaşlar. Şimdi 11,6 bu da en fazla kaç olur o zaman? 11 tane de en fazla buraya girer. Doğru mu? 4 tane o sıraya 11 tane de bu sıraya girdi. Peki arkadaşlar şimdi sadece dış kenarlarına bu bahçe yapılmıyor. İçeriye de yapıldığı için artık alandan 11 şurası 4 de şurası gibi düşünüp alandan 44 tane hobi bahçesi oluşur diyebiliriz. Gelelim 15. soruya. Bir marangoz ustası kenar uzunluğu 6 metre ve 3, 3 tam 10'da metre olan dikdörtgen şeklindeki bir tahta parçasını kenar uzunluğu santimetre cinsinden tam sayı olan eş kare parçalara ayıracaktır. Kesme işlemi saniyede 5 santimetre uzunluğunda tahta parçaları kesebilen makine ile tahtaları üst üste koymadan yapılmaktadır. Buna göre kesme işleminin süresi en az kaçtır? Arkadaşlar şimdi diyor ki kenar uzunluğu santimetre cinsinden tam sayı olan eş kare parçalara ayrılacakmış. Bana metre olarak vermiş. Biz bunları o zaman bir santimetreye çevirelim. Burası 600 santimetre. Yüzde çarptığımızda burası da 360 santimetre olur. Şimdi bunları kare şekline ayıracağız ve kesme işlemi en az olacakmış. Süresi en kısa olacakmış. Sürenin çok kısa olmasını istiyorsam benim buradaki kare parçalarımın en büyük olması gerekiyor. Değil mi? Oluşabilecek karelerin kenar uzunluklarının en büyük olması gerekiyor. O zaman 600 ile 360'ın EBOB'unu bulalım. EBOB diyelim. Çünkü en büyük ortak bölenini arıyorum şu anda. Ee, arkadaşlar ona bölerek başlayabilirim. Çünkü her ikisi ona da bölünür. 60'a 36. 6'ya bölünür. 10'a 6. 2'ye böl. 3'e 5. 3 ve 5 arkadaşlar. Şimdi 10'a tam bölündü, 6'ya tam bölündü, 2'ye ikisi de tam bölündü. Ee, o zaman demek ki arkadaşlar EBOB'u 10 çarpı 6 çarpı 2'den 120'dir deriz. Tamam şimdi şöyle diyelim 600'ü 120'ye böldüğümüzde kaç kere? 5, 5 kere oluyor. Demek ki şuraya 5 tane kare girecek arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 evet oluyor. Şöyle düşünün 2 3, 4, 5 parçaya böldük tamam mı? Şimdi yandan bakalım kaç parçaya böleceğiz? 360 onda da bir kenarı 120 olacaksa kaç kere oluyor? 3 tane de oraya giriyormuş. Yani şöyle düşünelim. 1 2 ve 3 gördünüz mü arkadaşlar bunların her birinin kenar uzunluğu 120 santimetre. Kare şeklinde oluşturduk, böldük. Şimdi diyor ki kesme işlemi saniyede 5 santimetre uzunluğunda tahta parçaları kesebilen makine ile tahtaları üst üste koymadan yapılmaktadır. Şimdi bir saniyede arkadaşlar 5 santimetre kesebiliyormuş. Bir saniyede. Peki ben kaç santimetre kestim? Şurada bakın şurası bir tane kesim yaptım. 600 santimetre. Doğru mu? 600 santimetreyi acaba kaç saniyede kesecek? 600 santimetreyi kaç saniyede kesecek? Onu bulalım. E, kaç oluyor? 600 5 x'ten x de buradan 1 kere 5 5 10 da 2 120 oluyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Demek ki şurayı bir kesimi 120 saniyede kesti. E, bakın şurada iki kesim yapması gerekiyor. 3 parçaya ayıracaksa 2 kesim yapmalı. Yani 120'den 2 ile çarptığımızda toplam orası için 240 saniye geçmiş olması gerekiyor. Şimdi şu dikeylere bakalım arkadaşlar. Bakın dikey uzunlukta e, neydi? 360 santimetreydi. 1 e, saniyede 5 santimetre kesebiliyordu bu alet. O zaman 360 santimetreyi kaç saniyede e, arkadaşlar kesiyor? Ne yapacağım? 360'ı 5'e böleceğim. O da kaç kere oluyor? 35 onda 72 saniyede kesiyor bir parçayı. Peki bir tanesini şöyle bir tanesini 72 saniyede kesiyorsa bundan kaç tane var? Arkadaşlar 5 parçaya ayırdığı zaman 4 kesim yapması gerekiyor. Bundan 4 tane var. O zaman 72 çarpı 4'ten 8 288 saniyede Buradan geçmiş olması gerekiyor. Yani toplamında arkadaşlar şuraya yapacak olursam 240 Artı 288'den 8 12 528 saniye geçmiş olması gerekiyor. Peki bunu da dakikaya çevirelim. Nasıl? 528'in içinde kaç tane dakika var onu bulmak için 1 dakika 60 saniyeye 60'a bölüyoruz arkadaşlar. Bir kere versek olmaz. 528'in içinde kaç kere var? 8 kere var değil mi? 9 kere 54 oluyor. Kaç oluyor? 480 oluyor. Peki çıkardık 8. 12'den 8 çıktı 4. 48. Bu ne demektir? 8 dakika 48 saniye demektir. Şıklarda var mı? Evet arkadaşlar. Cevap C şıkkıdır diyoruz. Sorular zor değil ama işlem e, uzun sürüyor. İşlemleri çok fazla. Gelelim 16. sorumuza. Ayrıt uzunluğu 27 cm olan küplerden şekildeki gibi her basamakta bir önceki basamaktaki küp sayısından bir fazla kullanarak merdiven yapılmak istenmektedir. Merdiven yapımında 45 adet küp kullanıldığına göre merdivenin yerden yüksekliği kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar şu birinci basamaktır. Doğru mu? Birinci basamak için kaç Kaç merdiven, kaç küp kullanılmış? 1. Şurası ikinci basamaktır. İkinci basamak için kaç küp kullanılmış? 1, 2. Üçüncü basamakta 3, üç. dördüncü basamakta 4. Demek ki arkadaşlar şöyle diyelim. Birinci basamak için 1 küp. İkinci basamak için 2 küp. Üçüncü basamak için 3 küp diye gidiyor. Kaç tane basamak var bilmiyorum. Eninci basamak için en tane küp kullanılıyor, doğru mu? Ve bunların toplamı da arkadaşlar kaçmış? 45 adet küp kullanılmış. Yani şu demek değil midir? 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı nokta 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 n artı n 45'miş. Arkadaşlar ardışık sayıların toplamında şöyle bir formülümüz var. Bunu bilin. E, son terim n ise n çarpı n artı 1 bölü 2 bana toplamlarını verecek. Tamam mı? Peki buradan da n'i bilmiyorum zaten. n çarpı n artı 1 bu kuraldır. Tamam mı? Ardışık sayıların toplamı kuralıdır. Ne olur? 2 ile çarptığımda 90 olacaktır. Şimdi n çarpı n artı 1 yani bir fazlasıyla çarpıldığında 90'ı veren ne vardır? Çok rahat görülebiliyor. 9 çarpı 10 vardır. Yani n 9 ise onun bir fazlası da 10'dur. Neyi 9 bulduk? E ne 9 demek ne demek arkadaşlar? Bu 9 basamaklıymış. 9 küp varmış o yüzden de en yukarıda. Peki arkadaşlar şimdi şurada şöyle düşünün. 9. basamakta şöyle 9 tane küp var. E yüksekliği bu değil midir bunun? Değil mi? Yükseklik budur. 9 basamak. Arkadaşlar 9 küp diyelim hatta. 9 küplüktür yüksekliği. Peki bir küpün ayrı uzunluğu 27 cm ise bu 9 çarpı 27 demek değil midir? 9 kere 7 kaçtır arkadaşlar? Ha, çarpmayacağız. Bakın aşağıda üstü sayı olarak vermiş. Tamam. 9 3'ün karesidir. 27 de 3'ün küpüdür. O zaman tabanlar aynıysa üstler toplanır. Bu da 3 üssü 5'tir diyoruz. Cevap B şıkkıdır. Ama arkadaşlar. Evet şimdi gelelim 17. sorumuza. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler derslerinden oluşan bir deneme sınavında sosyal bilgiler dersinde 24 soru sorulmuştur. Derslere göre soru dağılımları aşağıdaki daire grafiğinde, Rıfat'ın derslere göre yanlış cevapladığı soru sayılarının dağılımı ise sütun grafiğinde verilmiştir. Bu deneme sınavına giren ve tüm sorulara cevap verdiği bilinen Rıfat her doğru cevap için 5 puan almakta, her yanlış cevap için 2 puan kaybetmektedir. Buna göre Rıfat bu denemeden toplam kaç puan almıştır diye bize soruyor. Şimdi şu verilmeyen dereceyi bir bulalım arkadaşlar. 140, 40 daha 180, 280, 300 tamam 360 olduğu için verilmeyen derece 60'tır. Şimdi arkadaşlar bakın Mor Türkçeymiş yani Türkçe'nin derecesi 40, matematik sarıymış derecesi 140. Fen bilimleri maviymiş derecesi 120. Sosyal bilgiler arkadaşlar turuncuymuş derecesi 60. Şimdi biz bunu e, dereceye göre işte 60x, 120x, 140x, 40x kadar soru vardır diyebiliriz ama öyle demeyelim. Hemen sadeleştirebiliriz. Orantıdan da yapabilirsiniz ama e, biraz işiniz uzayabilir. Burada sadeleştirme yaparsak daha iyi olacaktır. Ona böldüğümüzde 4, 14, 12 ve 6 hala 2'ye böl bilirler. Yani ben bunları 20 ile sadeleştireyim oldu mu? 20'ye böldüğümde Türkçeden arkadaşlar 2x kadar soru olsun. 20'ye böldüğümde matematikten 7x kadar soru olsun. 20'ye böldüğümde fen bilimlerinden 6x kadar soru olsun. 20'ye böldüğümde sosyal bilgilerden de 3x kadar soru olsun. Peki sosyal bilgiler bakın 3x. Ben bana sosyal bilgilerdeki e, soru sayısını vermişti 24 olarak. Yani 3x 24'müş. O zaman x nedir? 8'dir arkadaşlar. x8 ise sosyal, şöyle diyelim sosyal şurasıydı. Burada 24 soru vardı. Peki o zaman fen bilimlerinde x8 ise 6 kere 8, 48. Şurada da 48 soru olacak. Peki matematik arkadaşlar 7 xte x'i 8 bulduk. 7 kere 8 56 56 idi. Buradan 56 soru sorulsun. Ve arkadaşlar Türkçe'de 2 xte 8 olarak bulduk. x'i 16 oluyor. Türkçe'den de 16 soru sorulsun. Şurada da yanlış cevapları verilmişti. Şimdi Türkçe'den kaç tane soru vardı arkadaşlar? 16 soru vardı. 16 sorunun altısına yanlış cevap vermiş. Doğru mu? Şöyle diyelim o zaman Türkçeden 10 doğru, 6 yanlışı var Türkçe için. Peki e, gelelim matematiğe. Matematikten de 4 yanlış yapmış. Matematikten 56 soru vardı. 4 yanlış yaparsa 52 doğru yaptı. 4 de yanlış yaptı. Peki fen bilimlerinden 8 yanlış yapmış. Fende 48 soru vardı. 8 yanlış yaptıysa 40'ını doğru yaptı. 8'ini yanlış yaptı. Arkadaşlar hiç boş bırakmıyor. Hepsine cevap veriyor. Bu bilgi de vardı. Peki gelelim şimdi sosyal bilgilere. Sosyalden 24 soru yapmıştı. 2 tanesini yanlış yaptıysa 22 doğru yaptı, iki tane de yanlış yaptı. Şimdi kaç tane doğru, kaç tane yanlış yaptı? 52 62 102, 124 doğru yaptı arkadaşlar. 6, 10, 18, 20 de yanlış yaptı. Şimdi doğru cevaplar için 5 puan almıştı. Yani 124 çarpı 5'ten kaç puan almış? 5 kere 4, 22, 12, 620 puan almış. Yanlış cevaplar için de 2 puan kaybetmiş. Yani 20 çarpı 2'den 40 puanda kaybetmiş. Kaybettiyse eksi diyoruz, değil mi? O zaman çıkardığımızda 0 12'den 4 çıktı 8. 580 puan almıştır toplamında. Cevap B şıkkıdır diyoruz. Gelelim 18. soruya. Doğa ve Defne ipuçları vererek kendi aralarında sayı tahmin etme oyunu oynuyorlar. Doğa tahtaya bazı ipuçları yazıyor ve Defne'den sayıyı tahmin etmesini istiyor. Yukarıda yazan ipuçlarına göre Defne'nin söyleyeceği sayının alabileceği değerler toplamı kaçtır? Peki bilgiler verilmiş iki basamaklı bir doğal sayıdır. 120 sayısının çarpanıdır. Bir fazlası tam kare bir doğal sayı eşittir. Şimdi burada en önemli bilgi 120 sayısının çarpanıdır. 120'nin çarpanlarına bakalım arkadaşlar. Nedir? 1 çarpı 120, 2 çarpı 60, 3 çarpı 40, 120 yapıyor. 4 çarpı 30, 5 çarpı kaç oluyor arkadaşlar? 24 mü? 20 evet. 5 çarpı 24, 6 çarpı 27 yok 8 çarpı kaç kere 15 oluyor peki 9 yok 10 çarpı 12 arkadaşlar sonra 11 yok 12 çarpı 10 gördünüz mü tekrar etti tekrar ettiği için şöyle çiziyorum şu dur arkadaşlar çarpanları ya da bölenleri şöyle aşağıdan yukarıya yukarıdan e, aşağıdan yukarıya peki yukarıdan aşağıya aşağıdan yukarıya Hı, düzeltelim peki burada bir de şunu biliyoruz. İki basamaklı bir doğal sayıdır. İki basamaklı çarpanları kimler? Bakın 10 var. Küçükten büyüğe doğru yazayım. 12 var. 15, 20, 24, 30, 40 ve 60. 123 basamaklıdır. Peki diyor ki evet bu bilgiyi de kullandım bir fazlası tam kare bir doğal sayı eşittir onun bir fazlası 11 tam kare değil 12'nin bir fazlası 13 tam kare değil 15'in bir fazlası 16 tam karedir bu oldu 20'nin bir fazlası 21 tam kare değil 24'ün bir fazlası 25 arkadaşlar bu oldu bir fazlası 31 olmadı. 41, 61 tam kare olmadı. Gördüğünüz gibi tam kare bir fazlası tam kare olan ya 15'tir ya 24'tür. Bana da söyleyeceği sayının alabileceği değerler toplamını soruyordu. Yani biri 15 bir de 24 söyleyebilir. Bunların toplamı da 39'dur deriz. Cevap C şıkkıdır. Gelelim şimdi 19. sorumuza. Bade renkleri dışında özdeş kartların bir yüzeyine Kök 3, 3 diye vermiş arkadaşlar sayılarını tek tek yazmıştır. Bu kartlardan kaçar tane olduğu aşağıda gösterilmiştir. Bade bu kartların üst yüzeyinde yazan sayıların çarpımı kök 135 olan iki kartı alarak bir grup oluşturuyor. Aynı yöntemle yapabileceği en fazla grup sayısının elde eden Bade, kalan kartların üzerinde yazan sayıları çarptığında sonuç kaç olur diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar kök 135 kök 3'ten başlayalım 135 şöyle diyelim 3'e böldüğümüzde kaç kere oluyor 4 kere 3 12 15 de 45 oluyor yani arkadaşlar bakın kök 3 çarpı kök 45 bana kök 135'i veriyor doğru mu o zaman ben kök 3 var kök 45 de var bunlardan bir grup grup oluşturabilirim kök 3 ve kök 45'ten bir grup oluşturabilirim ama elimde 4 tane kök 3 var 3 tane de kök 5 kök 45 var o zaman ben bu ikisinden 3 grup oluşturabilirim değil mi 3 tane olduğu için bu 4 taneydi bir tane arttı o yüzden bundan 3 grup oluşturdum ne arttı arkadaşlar bir tane kök 3 arttı kök 3 arttı diyelim bir tane artanı da şöyle yazdık tamam peki gelelim şimdi başka ne olabilir 3'e bakalım. E, 3 arkadaşlar aslında kök 9 demektir. Böyle de düşünebiliriz. Kök 9 demektir. Peki 135'i 9'a böldüğümüzde kaç oluyor? E, 13'te 1 kere 45'te de 5 kere 15 oluyor değil mi? Yani aynı zamanda e, kök 9 çarpı kök 15'tir aslında kök. 135. E kök 9 da aslında kök 3. Bunlar bir grup oluşturdu. Yani 3 ile kök 15 de bir grup oluşturdu. 2 tane var. Kök 15'ten de 3 tane var. O yüzden en fazla 2 tane 2 grup oluşturabilirim. O zaman 2 grup oluşturduğumda şu 3'ün hepsini kullanmış olurum. Kök 15'ten bir tane artmış olur. Tamam mı? Şöyle yazdım. Şimdi bakalım kök 5'e Kök 5'e böldüğümüzde 135'i 5'e bölelim. Hepsi kök içinde olduğu için 5'e böldüm. 2 kere 5 10. 35 dedi arkadaşlar 7 27 oluyor. Yani bu nedir? Kök 5 çarpı Kök 27. Kök 27 var mı? Yok. Ee, kök 27'yi de şöyle yazalım. Durun şöyle gösterelim arkadaşlar. Kök 5 çarpı 27de 9 çarpı 3 ya. 3 kök 3 diye gösterebilirim. Çünkü ondan var. Peki bunlar da kök 5 ve 3 kök 3 grubu kaç tane oluşturabilirim? Kök 5'ten 3 tane var. 3 kök 3'ten de 3 tane var. Bunun hepsini kullanabilirim. 3 grup oluştururum. Hiç artan sayım da olmaz. 0 ikisinden de 3 tane olduğu için. Tamam 3 kök 3'ü de kullandık. Kök 15'e bakalım. Kök 15'i de kullanmıştık zaten değil mi? Şurada kullandık. Kök 45'i de kullandık. Hepsini kullandık arkadaşlar. Şimdi diyor ki Bade kalan kartların üzerinde yazan sayıları çarptığında sonuç kaç olur? Bakın bir tane kök 3 kaldı. Bir tane de kök 15 kaldı. Bunları çarptığımda ne olur? Kök 45 olur. Bu da arkadaşlar 9 çarpı 5'tir. 9 dışarıya 3 olarak çıkar. 3 kök 5'tir deriz. Cevap B şıkkıdır. Diyoruz gelelim şimdi son sorumuza. Aslı öğretmen tahtaya aşağıdaki soruyu yazıp öğrencilerinden sorunun doğru cevabını bulmalarını istemiştir. A ve B birbirinden farklı tam sayılar olduğuna göre Aslı öğretmenin tahtaya yazdığı işlemin sonucu kaçtır diyor. Arkadaşlar şimdi Klasik rasyonel sayı e, Sorusu Şimdi şurada 1 var bunun paydasını Eşitlememiz lazım 7B ile Şimdi işlem kalabalığı şöyle küçük bir şekilde yazayım. 1 bölü 7 üssü a bölü 7 üssü b. Ben bunu 7 üssü b ile paydasını eşitlediğimde burası 7 üssü b bölü 7 üssü b olur. Doğru mu? Peki önce burayı bir düzenleyelim isterseniz. Buradan arkadaşlar paydalar eşitse bakın ortak payda da şöyle yazabilirim. 7 üssü a eksi 7 üssü b bölü 7 üssü b. Şimdi benim büyük kesir çizgim bu. Ne yapıyordum? Birinciyi aynen yazıyorum, ikinciyi ters çevirip çarpıyorum, takla attırdım. Yani 7a 7 üssü b oldu. Burası arkadaşlar şurası şöyle gösterelim. Burası 7 üssü b bölü şöyle 7 üssü görünüyor mu? görünmüyor herhalde. Peki burası şöyle diyelim 7 üssü b bölü 7 üssü a eksi 7 üssü b'dir. Böyle kalsın. İkinciye bakalım. Bakın ikinciyi de şöyle arkadaşlar şöyle çizeyim. 1 bölü 7 üssü b bölü 7 üssü a eksi 7 üssü a bölü 7 üssü a diye yazabilirim ben biri. 1 bölü 7 üssü b eksi 7 üssü a bölü 7 üssü a diye yazabilirim. Bunu da takla attırın. 7 üssü a bölü 7 üssü b eksi 7 üssü a oldu. Yani burası da 7 üssü a bölü 7 üssü b eksi 7 üssü a oldu arkadaşlar. Tamam. Peki orayı da bulduk. Şimdi şurada paydası 7 üssü a eksi 7 üssü b. Burada ise paydası 7 üssü b eksi 7 üssü a. Önce şurada 7 üssü a var. Burada ise 7 üssü b var. Eksi olan 7 üssü A. Şurada ise eksi olan 7 üssü B. Bir şey fark ettiniz mi arkadaşlar? Bunlar birbirinin eksilisi değil mi? Yani negatif işaretlisi. Şöyle desem olur mu o zaman? Şöyle diyelim. 7 üssü artı ya. Ben burayı eksiyle çarptığımda 7 üssü B bölü 7 üssü A eksi 7 üssü B eksiyle çarptım. Bakın ne oluyor? 7 üssü a bölü 7 üssü a eksi 7 üssü b oldu. Bakın şurayı eksiyle çarptığımda yer değiştirirler. Bu eksiyi ben başa alabilirim. Çünkü bakın şu eksi 1 bölü 2 ile 1 bölü eksi 2 ya da eksi 1 bölü 2 bunlar hep birbirine eşittir arkadaşlar. Peki böyle yazdım. Paydalarını eşitlemiş oldum bu şekilde. 7 üssü b eksi 7 üssü a bölü 7 üssü a eksi 7 üssü b ortak payda da yazdım. Yine aynı şey çıkmadı mı? Bakın birbirinin negatif işaretlisi. O zaman bu işlemin sonucu eksi 1'dir diyoruz. Cevap a şıkkıdır. Videom burada sona eriyor arkadaşlar. Umarım faydalı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.